Bundan önceki birkaç videoda herhangi bir fonksiyonum, söz konusu olan fonksiyon iki hatta üç kere türevlenebilir olmalı tabii. Böyle bir fonksiyonun x eşittir sıfır etrafındaki yaklaşık değerini bir polinom aracılığı ile nasıl bulabileceğimizi görmüştük. Elimizde sıfırıncı dereceden bir polinom yani bir sabit varsa bunu o noktadan geçen bir doğru olarak gösterebiliriz ama çok da iyi bir tahmin değildir. Birinci dereceden bir polinom için en azından o noktadaki eğimi elde edebiliriz. İkinci dereceden bir polinom fonksiyona daha uzun bir süre eşlik eder ve üçüncü dereceden bir polinomun eşlik etme süresi daha da uzayacaktır. Ve bunların hepsi fonksiyon için x eşittir 0 etrafında bir tahmin verir. Maclaurin ve Tyler serileri için x eşittir 0 dememizin sebebi de budur zaten. Şimdi de bunu biraz daha genelleştirerek x'in herhangi bir değeri için Tyler açılımına odaklanmak istiyorum. O halde bu fonksiyonu x eşittir bu x eksenidir. Evet, x eşittir. C'd tahmin etmek istediğimizi düşünelim. Yine aynı şeyi yaparak, demek istediğim polinomun C'de aldığı değeri, ya da şöyle yazayım, polinomumuz eğer sabit bir değerse, fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit olmalı, öyle değil mi? Bunun için buraya fc yazacağım. fc sabit bir değerdir ve grafik üzerinde de bu noktadır. Bu arada tabii c'nin bize verildiğini de varsayıyoruz. Buna göre bu fc'den geçen yatay bir doğru olacaktır. px eşittir fc. Bu çok da iyi bir tahmin olmadı ama bu koşulu ve türevi eşleştirebiliriz. Bu koşula göre kısa bir hatırlatma olmuş olur. c noktasındaki tahminin ya da polinomun c'deki değerinin fc'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buraya C koymamız sağ taraftaki ifadeyi değiştirmez yani bu bir sabittir. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Yani bunun doğru olduğu durumda bir de polinomun türevinin C'de aldığı değer ile Fonksiyonun türevinin c'de aldığı değerin eşit olduğunu düşünelim. Evet, bu durum için polinomumuzu... Bu arada tüm bunlarla daha önce yaptıklarımız arasında büyük bir benzerlik olduğunda fark edeceksiniz. Sadece sıfırda olmadığımız için biraz öteleyeceğiz. Px'i bu defa fc artı f üssü c. Yani fonksiyonun bu noktadaki eğimi çarpı daha öncekilerden biraz farklı olacak ama... X eksi c yazacağım. Buradaki eksi c'nin ne işe yaradığı hakkında biraz düşünelim. Ama öncelikle bir önceki koşulumuzu bozup bozmadığımızı kontrol etmek istiyorum. Bunun c'de aldığı değeri bulmak istersek, PC. Bu örnek üzerinden gideceğiz. Farklı bir renk seçeyim. Eh, seçememişim. Evet, şimdi oldu. X gördüğümüz yerlere c yazarsak, PC eşittir f, c artı F üssü c çarpı c eksi c. Ve burası sıfıra eşittir, öyle değil mi? Bu durumda burası da sıfır olur ve geriye pc eşittir fc kalır. Kısacası buradaki koşulu bozmamış oluyoruz. Buradaki ifadeyi dışarıda bırakabilmemizin tek sebebi burada f üssü c çarpı x eksi c olması. Yani x eksi c bundan sonraki terimlerin hepsini devreden çıkarıyor. O halde bir de bunun doğru olup olmadığına bakalım. P üssü C ya da P üssü X demeliyim. Bunun türevi ki bu bir sabit olduğundan türevi 0 olacaktır. Artı bunun türevine eşittir. Buradaki parantezi açarsak f üssü c çarpı x eksi f üssü c çarpı c elde ederiz. Ve bunun türevini alınca da f üssü c buluruz polinomumuzun türevi de artık sabit ve bu da polinomun türevinin c'de aldığı değerin fonksiyonun türevinin c'de aldığı değere eşit olması anlamına geliyor. İkinci koşulu da sağlamış olduk böylece. Şimdi bu iki terime sahip olduğumuza göre tahminimiz buna benzeyen bir şey olabilir. En azından eğimi doğru olacak ve bu da tahminimizin daha iyi bir tahmin olacağı anlamına gelir. Bunu yapmaya devam ettiğimizde de sıfır etrafında Maclaurin açılımını yaparken kullandığımız mantığı kullanırsak, fx'in c etrafında tahmini için kullanabileceğimiz genel Taylor açılımının px eşittir. Evet, buraya genişletilmiş halini yazacağım ve daha önce gördüğünüze çok benzediğini de göreceksiniz. fc artı f üssü c çarpı x eksi c. Bundan sonraki terimin ne olacağını tahmin bile edebilirsiniz. Evet, Maclaurin serisi ile ilgili videoları seyrederseniz, burada birkaç tane daha terim vardı ve ikinci, üçüncü türevleri aldığımızda, bu binom açılımlarını yapmamız gerektiği için daha da karmaşık bir hal alıyor ama mantık aynı mantık. Artı sonraki terimimiz yani f'in ikinci türevinde c bölü 2 faktöryel aynı Maclaurin açılımında gördüğünüz gördüğümüz gibi. Bu arada net olması adına burada bir bir faktöryel olduğunu da düşünebilirsiniz ama değeri değiştirmediği için ben bunu yazmadım. Çarpı x eksi c'nin karesi. Artı fonksiyonun üçüncü türevinin c'de aldığı değer bölü 3 faktöriyel çarpı x eksi c'nin küpü. Mantığı anladınız değil mi? Aynen bu şekilde istediğimiz kadar terim ekleyebiliriz. Eğer hesaplamak isterseniz işlerin biraz karmaşıklaşacağını göreceksiniz ama o kadar da kötü değil. Burada x, burada x kare ve burada da x üzeri 3 yerine x eksi c, x eksi c'nin karesi ve x eksi c'nin küpü olması analitik matematiği biraz zorlaştırıyor ama terim eklemeye devam ettikçe x eşittir 0 yerine herhangi bir x değeri için daha iyi bir tahmin elde ettiğinizi göreceksiniz. Size bunu bundan sonraki videoda Wolfram Alpha kullanarak göstereceğim.